Belli bir süre önce hepinizin bildiği gibi Ercan konusunu, Ercan'la ilgili ek sözleşme 5 ve bu arada yapılan ya da yapılmayanlarla ilgili bir konuşma yapmıştım meclisten. Sayın Arıklı bu konuşmaya yanıt vermek istediğini bildirdi. Daha önce tekrarlayacaktım aslında ama o gün burada yoktu. Dolayısıyla bugün tekrardan bu konuyu ele almak gerekiyor. Biliyorsunuz öncelikle Ercan'da iki tüzük değişikliği yapıldı. Biri 20 Temmuz'dan önceydi. 20 Temmuz'da Ercan Havalimanı'nın faaliyete geçmesi için yapılmış olan bir tüzük değişikliğiydi. Daha sonra bir tüzük değişikliği daha yapıldı. Birinin tarihi 16 Haziran 2023, yani resmi gazetede yayım tarihinden bahsediyorum. Diğerinin tarihi 17 Ocak 2024. Biri 16 Haziran, diğeri 17 Ocak. 16 Haziran 2023'ten önce havaalanı çalıştırma sertifikası veya havaalanı lisansı ve havaalanı çalıştırma sertifikası ile ilgili düzenlemeler tüzüğün 22. ve 23. maddelerinde yer alıyordu. Hava alanı lisansı ve havaalanı çalıştırma sertifikası talepleri bu iş için bakan onayıyla oluşturulan inceleme komisyonunda incelenir. Bu komisyon Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü teknik ve uzman personeli ve veya gerektiğinde diğer uzmanlardan oluşur diyordu. Yani havaalanı lisansı ve havaalanı çalıştırma sertifikası verilmesi için bir inceleme komisyonu kuruluyordu. Bu inceleme komisyonu da Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü teknik ve uzman personeli ve veya gerektiğinde diğer uzmanlardan oluşuyordu. Tüzüğün bu haline, yani değişmeden önceki haline baktığınızda bu işin nasıl uzmanlık gerektiren bir iş olduğu açık bir şekilde tüzükte görülüyordu. Bu uzmanlığa da kim sahipti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde? Tüzük bunu biliyordu. Bu uzmanlığa Sivil Havacılık Dairesi uzmanlarının ve ihtiyaç duyulursa bunun dışındaki gene uzmanların devreye gireceğini açıkça tüzük bize söylüyordu. Ne oldu? Bu böyleyken aniden bir değişiklik gerçekleşti 16 Haziran 2023'te ve denildi ki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'nın uygun görmesi halinde havaalanının açılması sürecinde oluşacak eksiklikler tamamlanıncaya kadar ve her halükarda 6 ay geçmemek kaydıyla havaalanı lisansı ve çalıştırma sertifikası verebilir. Dikkat edin. Kim verebilir? Verilebilir de değil, verebilir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'nın uygun görmesi halinde havalimanının açılması sürecinde oluşacak eksiklikler tamamlanıncaya kadar ve her halükarda 6 ayı geçmemek kaydıyla havaalanı lisansı ve çalıştırma sertifikası verebilir. Yani bütün uzmanlar devre dışıdır. Üstüne üstlük havalimanının açılması sürecinde oluşacak eksiklikler vardır. Bu da tespit edilmiştir. Bunlar tamamlanıncaya kadar 6 ay süreyle o uzmanlar devre dışıdır. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı kendisi bunu verebilir. Bir kere arkadaşlar bunun uçuş güvenliği açısından, can güvenliği açısından yaratabileceği riskleri herhalde bir daha anlatmama gerek yok. 6 ayı geçmemek üzere verebilir demiş. Kim demiş? Bakanlar Kurulu demiş. Peki Bakanlar Kurulu daha önceki tüzüğe bakmış uzmanlardan oluşan bir inceleme komisyonunun bunu vereceğini görmüş.
Buna rağmen bir tek Erhan Arıklı'ya, yani Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'na mı bunu vermiş? Evet. Verirken ne düşünerek vermiş? 6 ayı geçmemesi lazım bu işin demiş ve 6 ay süreyle verilebileceğini öngörmüş. Ama aynı bakanlar kurulu dönmüş 17 Ocak 2024'te bunu da değiştirmiş. Ve bu kez demiş ki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı uygun görmesi halinde havalimanının açılması sürecinde oluşacak eksiklikler tamamlanıncaya kadar, demek ki gene 6 ay içinde tamamlanmamış, tamamlanıncaya kadar her defasında 6 ayı geçmemek kaydıyla havaalanı lisansı ve havaalanı çalıştırma sertifikası verebilir demiş bu kez. Arkadaşlar, çok teknik hukuki şeyler okuyorum gibi hissedebilirsiniz. Biraz daha özet ve hukuk dilinin dışına çıkarak bu okuduklarımı size yorumlayayım. Bir, Temmuz'da havalimanı açılırken aslında bir takım eksiklikler olduğunun Bakanlar Kurulu farkında. Bu bir. Buna rağmen Bakanlar Kurulu uzmanlardan oluşacak bir heyeti devre dışı bırakıp sadece Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'na sen istersen 6 aylık bu yetkiyi verebilin demiş. Yani uzmanlık gerektiren bir işi doğal olarak bu işin uzmanı olmayan bir kişinin tamamen uhdesine bırakmış. Bu da iki. Bu da yetmemiş. Birinci verişinde bunun ne kadar riskli olduğunu gören Bakanlar Kurulu 6 ayla süreyi sınırlarken 17 Ocak'ta verirken dönmüş eksikliklerin devam ettiğini de tespit etmiş. Ve dönmüş demiş ki 6 ay bakan bunu uzatabilir. Arkadaşlar, buradaki sorumsuzluğu anlatabilecek herhangi bir kelime ben kendi adıma bulamıyorum. Bir kere siz Bakanlar Kurulu olarak bileceksiniz ki hala eksiklikler var. Eksiklikler olmasına rağmen açılışı yapmak için uzmanların size hayır diyeceğini bildiğiniz için dönüp bunu bakana hasredilmiş bir yetki haline getireceksiniz. 6 ay dolacak, gene eksiklikler olduğunu tespit edeceksiniz. Gene uzmanlar vermeye kalkarsa vermeyeceğini fark edeceksiniz. Ve döneceksiniz bakanın yetkisini 6 ay, yani ne demek isteyeceksiniz? Eksiklikler muhtemelen 6 ay daha devam edecek orada. Bunu da öngörmüş olacaksınız. Arkadaşlar, bunu neyle açıklayabilirsiniz? Tekrar ediyorum. Şimdi Erhan Bey çıkacak kürsüye ve diyecek ki Türkiye'de bilmem nerede de böyle olduydu. Öyle dedi bana çünkü. Arkadaşlar, nerede ne oldu beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu. Başka yerde de olduğumu bilmem. Ama beni ilgilendiren şey şu. Burada can güvenliği ve uçuş güvenliği açısından bakacak herhalde meseleye. Madem havaalanı işletme ruhsatından, sertifikasından bahsederek. Siz birinci de bileceksiniz ki orada eksiklikler var. Öyle eksikliklerdir ki bunlar uzmanlar size evet demeyecek. Uzmanların evet demeyeceğini bildiğiniz için bir kişiye hasredeceksiniz bu yetkileri. 6 ayda süre vereceksiniz. Çünkü siz de bilirsiniz ki 6 aydan fazla gitmemesi lazım. Bu risk zaten orada. 6 ayla risk alacaksınız. 6 ayın sonunda da bu eksiklikler tamamlanmayacak. Tamamlansaydı zaten sertifika verilecekti uzmanlar tarafından da. Tamamlanmayacak. Gene uzmanları devre dışı bırakacaksınız. Ve 6 ay bu defa. Yani 6 ay daha da tamamlanmayabilir. Bunu da göze alıyorum, bu riski de göze alıyorum diyerek bu yetkiyi bakanda tutmaya devam edeceksiniz. Ve bu Türkiye mülkiye farklı mıdır bilmem ama bizim ülkemizde hepimiz biliyoruz ki bu bir tek havalimanı içindir. Başka havalimanı yok. O da Ercan Havalimanı. Ve Ercan Havalimanı'nda eksiklikler var. 6 ay bitti, eksiklikler devam ediyor. 6 ay daha da eksiklikler devam edebilir. Dolayısıyla uzmanlar vermeyecektir. Uzmanlar vermeyeceğine göre onları devre dışı bırak ve hepsini Erhan Arıklı'nın üstünde topla.
Daha önce de söyledim, muhtemel senaryo, o kadar içeriği bilmem. Uzmanlar vermiyor, ne yapacak? Erhan Bey çıkıyor öne ve diyor ki bir şey değil. Ben inisiyatif alıyorum, üstleniyorum sorumluluk her neyse ve basıyorum imzayı. 6 ay gerektiğinde uzadırım ben bu sertifikayı. Arkadaşlar, kimin canı üzerinden, kimin malı üzerinden sorumluluk üstleniyor Erhan Bey? Benim. Benim ailemin, benim çocuğumun, bu memleketteki herkesin. Da ben de uzmanlar devre dışı kalsın. Da ben de canımı malımı Erhan Bey'e emanet edeceğim. Ve bunu da söyleyen kim? Bunu da söyleyen Erhan Bey'in kendi değil ha. Tekrar hatırlatıyorum. Bunu söyleyen Bakanlar Kurulu. Çünkü bu bir tüzük değişikliğidir. Bu böyle Erhan Bey'in kendi kendine yapabileceği bir iş değil. Bundan hepsiniz sorumlusunuz. Hepsiniz. Orada olabilecek en ufak bir sorundan hepsiniz sorumlusunuz. Bu tüzük değişikliğini siz yaptınız. Ve içine de yazdınız. Eksiklikler devam ettiği için. Eksiklikler devam ediyorsa nasıl siz bu sertifikayı ister Erhan Bey aracılığıyla ister başka şekilde vermeye devam ediyorsunuz? Nasıl bir kafadır? Bu neyin kafasıdır? Bu işin birinci kısmı. Asla kabul edilemeyecek olan, mümkün değil kabul edilemeyecek olan ve şu anda bilfiil yaşamaya devam ettiğimiz sorunun kısmı. Elbette bu 6 ayın, yani Ocak'ta başlayan 6 ayın sonunda zaten bunu bitirmeniz lazım. Ve eğer gene eksiklikler devam ediyorsa ne yapacaksınız? Sertifikayı iptal edeceksiniz. Ve o havalimanı havalimanı olarak çalışmaya devam etmeyecek. Peki o zaman ne yapacaksınız? Bütün bunlar gündeminizdedir. Diyeceksiniz ki tufanda dattık havayı bu işe, ikinci defadır bunu konuşur, üçüncü defadır konuşurum. Çünkü Şubat bitti, Mart'a geldik. Ocak 2024'te yapılan bu tüzük değişikliğinin süresi Haziran 2024'te bitecek. Haziran 2024'de daha 3 ay kaldı. 3 ayın içerisinde oradaki eksiklerin giderileceğine dair hummalı bir faaliyet görüyor musunuz orada? Artı şu anda her şeyin tamam olduğu ve bizim emniyette olduğumuz güvencesine sahip misiniz? Bu güvenceyi verebilir misiniz? Oradaki insanlar, oradaki uzmanlar diyor ki hayır, biz veremeyiz. Siz nasıl verirsiniz? Bu kadar lauballik, bu kadar gayri ciddilik olabilir mi ya memleketin bir tane havalimanı? Ve hepimiz o havalimanından uçarık. Bu nasıl bir kafa yapısıdır? Neyin zihniyetidir? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum falan gibi laflar artık tükettim her defasında söylerim de ne bulayım da yeni bir şey söyleyeyim onu bilemiyorum. Bu bir, koydum bir kenara. İkinci, daha önce de konuştuk. Ve arkadaşlar biz dava açtık, CTP dava açtı. Neye karşı? 5 numaralı ek sözleşme. Ercan'da imzadınız 5 numaralı ek sözleşme. Ne için dava açtık? Bir, 59 milyon euro bağışlıyordunuz ilgili şirkete ve uygulaması başladı. Taksit. Ve artı ihtilaflı hale getirdiniz, siz getirdiniz. Şirketin yapması gereken masraflar, şirket mi yapmalıydı yoksa aslında KKTC mi yapmalıydı diye bir ihtilaf tanımlaması yaptınız. Birazdan size bir daha söyleyeceğim ki şirketin yapması gerekiyordu. Bu sözleşmede de böyleydi, şartnamede de böyleydi, zeyilnamede de böyleydi. Şirketin yapması gerekiyordu. Şirketin yapması gereken işleri ihtilaflı iş olarak tanımladınız. 5 numaralı ek sözleşmede. 59 milyon euro da bağışladınız. Döndünüz o ihtilafı, ihtilaf olmayan şeyi ihtilaf diye tanımladınız. Döndünüz o ihtilaf olarak tanımladığınız şeyin çözümünü de bizim yargımızın elinden aldınız. Türkiye'de kurulacak bir tahkim heyetinin eline verdiniz. Yani orası karar verecek ihtilaf nasıl çözülecek. Oysa ben size birazdan bir kez daha göstereceğim ki aslında ortada ihtilaf yok. Ödemesi gereken şirket. Ve o tahkim heyeti de ona da bir süre verdiniz. Dediniz ki şu tarihe kadar bu işi çözmen lazım.
O sürede aşıldı. Biz nesin dava açtık? Yargıyı devre dışı bırakamazsınız, tahkime bu işi veremezsiniz. 59 milyon euro ihtilaflı bilmem ne pandemi mandemi değildir. Bu konuda ihtilaflı değildir. Çünkü sözleşmeye göre, zeyinnameye göre, hepsini şartnameye göre hepsini zaten şirketin ödemesi gerekir. Hala daha da tahkim süresi aşılmış olmasına rağmen o sizin uyuşmazlık diye tanımladığınız şeyi çözmedi. Şimdi bu uluslararası sözleşmeyi de siz imzaladınız. Tahkimin de süresi doldu. Geçen konuşmamda da dolduydu. Şimdi üstünden süreler de geçti, daha da doldu. Peki ne yapacaksınız? İmzaladığınız uluslararası sözleşme o açıdan hala geçerli bir sözleşme mi? Yani düşünüyorsunuz ki süresi geçmiş olan tahkim bir karar verecek ve biz o tahkimin vereceği kararla süresi geçmiş olmasına rağmen bağlı olacak? Hayır, olmayacak. Sözleşmeye göre olmayacak. Peki bu sözleşme o açıdan ihlal edildi. İhtilaflı alan olarak tanımladığınız ve aslında şirketin ödemesi gereken şeyleri belki de biz ödeyecek haline getirdiğiniz şeyler de orada duruyor. Ve 59 milyon euroyu da kesmeye devam ediyorsunuz şirketin ödemelerinden. Yani sözleşmenin bir kısmı geçerliliğini kaybettiği, diğer kısmı ki şirketin alacağı kısmıdır. O kısımda devam ediyor geçerliliğini korumaya. Budur sizin devlet devlet derken korumaktan bahsettiğiniz yapıya ilişkin hassasiyetiniz. Ve tekrar size hatırlatıyorum. Bakın, sözleşmeden, şartnameden ve zeyilnameden size hatırlatma yapayım. Bakın, sözleşmenin madde 8'i havaalanında bulunan sistem, cihaz, araç ve ekipmanlara ait görevli şirket tarafından yapılacak iyileştirme, kapasite artışı, yeni teknoloji ürünü sistemlerinin kurulması ve benzeri tadilat işleri, dikkat buyurun, görevli şirket tarafından yapılacak olup bedeli görevli şirket tarafından karşılanacaktır. Tartışma var mı? Kimin yapacağı ve parayı kimin ödeyeceği sözleşmede tartışma konusu mu yapılacak tadilatlar konusunda? Değil, açık. Peki bakım ve onarım yapılacaksa, bu defa sözleşmenin 14. maddesinden okuyorum. Havaalanında mevcut olan tüm altyapı, üst yapı, araç, cihaz, sistem ve benzeri müştemilatın İşletme dönemi süresince bakımlı ve faal olarak bulundurulması, kesintisiz olarak çalıştırılması, bakım onarım talimatlarında öngörülen bakımların onarımlarının bedeli taraflarına ait olmak üzere düzenli olarak yapılması, değiştirilen cihaz parçaların kayıtlarının tutulması ile yetkili servislerle üretici firmaları ile her türlü bakım onarım işletim yazılım sözleşmelerinin yapılması görevli şirkete aittir. Hepsini görevli şirket yapacak. Bakım onarım çalışmaları nedeniyle tesisin işletilememesi gerekçe gösterilerek idareden hiçbir hak talep edilemez. İdare de tamamen korunmuş durumda sözleşme tahtında. Ayrıca tesiste bulunan sistem, cihaz ve ekipmanların yolcu ve uçak trafiğindeki artış nedeniyle yapılacak iyileştirme, kapasite artışları, yeni teknoloji ürünü sistemlerinin kurulması, tadilatı ve benzeri işler için görevli şirket tarafından tadilat iyileştirme projesi hazırlanarak idarenin onayına sunulacak. Onaya müteakip, dikkat edin, masrafları görevli şirkete ait olmak üzere gerekli tadilatlar, iyileştirmeler yapılacaktır. Arkadaşlar, bu bizim doğru bulmadığımız, sorunlu bulduğumuz sözleşmede bile tüm bunların görevli şirket tarafından yapılacağı, paralarının da görevli şirket tarafından ödeneceği çok açık bir şekilde yer alıyor. Bir tane daha söyleyeceğim size. Bu da şartnameden kısadır, madde 11. Başlığı nedir bilirsiniz? Her türlü giderin kimin tarafından karşılanacağı. Her türlü giderin. Ne diyor? Bu işe ait ilgili mevzuat ile tanınan muafiyetler dışındaki her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar
görevli şirket tarafından karşılanacaktır. İdare ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın isteklinin görevli şirketin üstlendiği bu masraflarından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İdare de hiçbir şekilde sorumlu değil. Belki sıkılıyorsunuz ama bunların hepsi sizin imzaladığınız sözleşmenin içinde yer alan maddeler. Ne için okurum size bir daha bilirsiniz sizleri sıkmak pahasına. Çünkü bu maddeler burada durmasına rağmen, bütün işleri görevli şirketin yapması gerektiği yazmasına rağmen, sizden yani KKTC devletinden hiçbir para bunlar karşılığında isteyemeyeceği yazmasına rağmen, siz aldınız bunları ve ihtilaflı konu olarak sözleşmenin içine koydunuz. Sanki bu konuda bir uçmazlık varmış gibi. Ve bu ihtilafın çözümünü de bir hakem heyetine pas ettiniz. Yargıyı devre dışı bıraktınız. Ve o hakem heyeti de bugün itibariyle hala karar üretmedi. Dolayısıyla sözleşmeye göre onun da süresi doldu. Ama siz bu paraları şirketten alamamaya devam etmenize rağmen 59 milyonu şirkete aslında tırnak içinde ödemeye, yani bilmem ne payından, ciro payından kesmeye devam ediyorsunuz. Siz veriyorsunuz, karşı taraf bir şey vermiyor. Sizin imzaladığınız sözleşmeden hareketle. Ve ihale ile ilgili zeyilnamenin 17. maddesi. Bakın bu önemlidir. Hava, seyru sefer ve itfaiye yatırım ve giderleri tam da konuşulan konular. Hava, seyru sefer ve itfaiye hizmetlerine yönelik TÜZMİ hizmet alanlarının ısıtma, soğutma, su, enerji, bakım, onarım ve işletme giderlerinin görevli şirket tarafından ücretsiz sağlanması istenmektedir diyor. Ve sonuçta şudur zeyilnamede. Hava, seyru sefer ve itfaiye hizmetlerine yönelik tüm hizmet alanlarının ısıtma, soğutma, su, enerji, bakım, onarım ve işletme giderleri işletme dönemi boyunca görevli şirket tarafından ücretsiz sağlanacaktır. Net. Ve son olarak havaalanının işletme haklarının devredilmesine ilişkin ihale şartnamesi ve sözleşmesinde belirtildiği gibi hava, seyru sefer ve itfaiye hizmetlerine yönelik tüm sistem yatırımları görevli şirket tarafından sağlanacaktır. Bunlar da zeyilnamede. Arkadaşlar tartışma var mı? Okuduğum herhangi bir maddeyle ilgili aklınıza takılan görevli şirket değil biz ödeyecek diye düşündüğünüz bir şey var mı? Hepsi açık. Ve siz bunları acaba bizim mi ödememiz lazım? Şirketin mi ödemesi lazım? Bilemiyor hukuken diyerek ek 5 numaralı sözleşmenin içine ihtilaflı konu olarak, uyuşmazlık olan konu olarak kaydettiniz. Tekrar ediyorum, bu uyuşmazlığı çözme yetkisini de tahkime verdiniz. Tahkim de sözleşmedeki süresini aştı, geçersiz hale geldi. Ve o uyuşmazlık orada durur. Bu paraları kimin ödeyeceği belli değil. Ama aynı sözleşmede söz verdiğiniz 59 milyon euroyu da takır 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 ödemeye devam ediyorsunuz. Ülkeyi yönetme biçiminiz bu. Konuştuğumuz rakam 59 milyon euro. Bu sadece ve sadece bağışlanan. Onun dışında itfaiyedir, seyru seferdir, bakımdır, onarımdır, tadilattır. Bunların yapılması için ihtiyaç duyulan para hariç 59 milyondan. Bunları da koyarsanız kaç milyon euroya çıkar? Benim öyle bir hesabım, kitabım, uzmanlık bilgim yok. Sizin de yok. Ama siz uzmanlık bilgisi gerektiren alanlarda uzmanları devre dışı bırakıp bütün yetkileri de üzerinizde topluyorsunuz. Bizim de bu konuda açılmış davamız var. O davanın sonucunu bekliyorum. Ve bütün bunları niye anlattım bir kez daha? Arkadaşlar bu zihniyetle bu ülkeyi yönettiğinizi iddia ediyorsunuz. Hem mali açıdan hem de can ve mal güvenliği açısından bu sözleşme evet bakanın imzasıyla yürürlüğe girdi ama herhalde bu sözleşmeyi siz de okudunuz. Umarım. Bu tüzük ise sizin muhakkak okuyup onay vermeniz gerekir geçmesi için. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu olarak bir bütün halinde sorumlusunuz. Ha nasıl çözeceğinize dair de benim kendi adıma bu zihniyetle nasıl çözeceğinize dair de en ufak bir tahminim yok.
Çünkü Mart ayındayız. 3 ay kaldı. 3 ay sonra Erhan Beytüzük'teki yetkisini kullanarak 6 ay daha uzatacak. Ve diyecek ki eksiklikler devam ettiği için 6 ay daha uzatıyorum. Ve bu eksikliklerin giderilmesi de uyuşmazlık olarak kaydedilmiş olduğu için bekleyecek. O da beklediği için hangi tehlikeleri yaratır bizim için ben bilmem. Ben bu işin uzmanı değilim. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Ben bu işin uzmanı olmadığımı bilen biri. Bilmeyen biri var. Onun bilmediğini bilmeyen bir de bakanlar kurulu var. Ve memleket bu halde şu anda. Ercan'da ne olur ne biter haberimiz yok. Oradaki eksikliklerin giderilmesiyle ilgili parayı kim verecek? Bilmem dediniz. İhtilaftır dediniz. İhtilaf nasıl çözülecek onu da bilmem. Çünkü tahkimin de süresi doldu. Da şimdi de yargıya gidecek de yargıda da görüşülecek de biz 6 ay eksiklikler varken uzatmaya devam edecek. Budur. Yani hukuki tablo budur. Nasıl çıkarsınız bu yarattığınız hukuki tablonun içinden? Onu ben kendi adıma kestiremiyorum. Şeytan çıkamaz çünkü. Şeytan bu tablonun içinden çıkamaz. Da birinin başına bir şey gelirse nasıl bunun bedeli ödenecek? Bunu da ben kestirebiliyor değilim. Bu konudaki söz hakkımı saklı tutuyorum. Erhan Bey mi konuşacak? Kim konuşacak? Kim konuşacak sorusunu da şunun için söylüyorum tekrar. Çünkü bu Erhan Bey'in kendi başına yaptığı bir iş değil. Bu ancak bakanlar kurulundan geçen bir tüzükle yapılabilir. İkinci konum Narenciye. Arkadaşlar Narenciye'de geldiğimiz nokta şu. 3 hükümet ortağı gitti Türkiye'ye ve bize bir açıklamayla geri döndüler. Açıklama da nedir? Açıklama da buradaki zararın tespiti için Türkiye'den heyet gelecek. Açıklama bu. Bunun ötesinde bir açıklama yok. Açıklamanın dışındaki bazı şeyleri bildiğim için, derdim de oralar olmadığı için başka bir şeyi söyleyeceğim size. Bakın, şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 10 ton, 5 ton, 20 ton da olsa Güney Kıbrıs'a Narenciye Yeşilat tüzüğünden Narenciye ihracatı var mı? Sevgili Hüseyin Çavuşkelle, var. Var olduğuna göre bu ihracat neyle yapılır? Bu ihracat Avrupa Birliği yetkililerinin verdiği sağlık sertifikasıdır. Erkut Bey onladı yanlış hatırlamıyorsam. Sağlık sertifikasıyla yapılır. Yani Avrupa Birliği yetkilileri şunu biliyorlar. Ağustos 2023'ten beri Güney Kıbrıs'ta vektör böceğin görüldüğünü raporlarıyla biliyorlar. Bu tarafta da olduğunu tahmin ediyorlar. Ağustos 2023'ten beri orada varsa bu tarafta da vardır vektör böcek diye tahmin ediyorlar. Sağlık sertifikası veriyorlar. Ve bu sağlık sertifikasıyla bu taraftan o tarafa şu ana kadar Mandora belki W Murkot da bilmem ihraç ediliyor sağlık sertifikasıyla. Bize gelen bilgiler bunu söyleyeceğim teyide muhtaçtır. Mısır'ın ve Güney Afrika'nın da şu anda bilfiil bu alanda ihracatına hem de Avrupa ülkelerine de ihracatına devam ettiğidir. Yeşillenme diye bilinen o işte hastalık vardır yoktur. Mısır ve Güney Afrika'da aynı sorun vektör böcek üzerinden var olmasına rağmen bu ihracat devam ediyor. Çünkü artık hepimiz öğrendik, ben bu alanın cahili olarak ben bile öğrendim ki bu hastalık doğrudan gıda güvenliği açısından bir sorun yaratmıyor. Bu hastalık ağaçlara zarar veren bir hastalık. Dolayısıyla meyvenin ihracatı Avrupa Birliği'nin verdiği sağlık sertifikalarının üzerinden güneye devam ediyor. Tekrar ediyorum. 10 ton, 20 ton, 30 ton o değil sorun. Geçen hafta burada konuştum. 15 bin ton da sorun yoktur. 15 bin bir ton da sorun vardır gibi akıl dışı bir şeyi zaten kabul edebilecek durumda değiliz. Peki böyle olduğuna göre Türkiye Cumhuriyeti ile konuşulması gereken
Bizim bahçelerimizde zarar vardır. Gelin de zararı tespit edin. Midir? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin burada oluşturacağı ve sağlık sertifikasını burada vereceği bir şey üzerinden ihracat mıdır? Bunun mümkünü var mıdır? Esas araştırılması gereken nokta burasıdır. Türkiye Cumhuriyeti sıfır tolerans politikası uygulayacaksa benim saygım sonsuzdur. O yüzden geçen hafta dedim ki sıfır tolerans politikası uyguladığı müddetçe sesim çıkmaz. Çünkü her ülke, hele de 7,5 milyon ton senede narenciye ihracatı olan bir ülke, kendi bahçelerini koruma hakkına sahiptir. Biz de mesela kendimizi başka bazı ürünlerde koruyoruz. Et gibi falan gibi ürünlerde koruyoruz. Onun da koruma hakkı var. Ama 15 bin ton gelebilir de 15 bin bir ton gelemez. Bunun hiçbir mantığı yoktur. Herhalde herkes bilir. Dahası 15 bin ton gelebilir ama taahhütname imzalanacak. O taahhütnamede de diyecek ki bu 15 bin ton geldiği takdirde Türkiye'nin devasa plantasyonunun içinde herhangi bir yerde bir hastalık görülürse o zaman getiren ihracatçı sorumludur. Bu hiç anlaşılamaz. Çünkü o plantasyonun bilmem neresinde ne hastalığı görüleceği illiyet bağı açısından, nedensellik bağı açısından bizden giden inan bulaştığı ispatlamak hukuken mümkün değil. Ama böyle bir taahhütname var ortada. Ve bu taahhütname imzalandığı takdirdeki imzalandığına dair kimi ihracatçılar tarafından duyumumuz var. Bu taahhütname imzalandığı takdirde bir ihracatçı elbette çok büyük bir risk altına girer. Ha o riski kendi kabul eder etmez. O onun işidir. Ben bilemem. Ama bu riskle ihracat yapılmaya devam edilemez. Ve tekrar ediyorum, önümüzde on binlerce ton Valencia var. Aynı sıkıntı orada var. Önümüzde gelecek sene var. Ve şu anda hala oradaki üretici de, fabrika çalıştıran da, fabrikada çalışan işçi de, toplama yapan da, bilmem kasa üreten de, hepsi bu sıkıntının içerisinde debeleniyor. Ve şu anda da verilen mesajlar, merak etmeyin şöyle halledeceğiz. Merak etmeyin böyle halledeceğiz. Öyle halledeceğiz. Mandora'da geldiğimiz nokta belli. Devletin cebinden çıkan para artıyor. Artmasına rağmen ne yapalım artık geldiğimiz noktada, bu da gitsin bilmem ne havasına giriyoruz. Ama üstü biraz da kapalı konuşuyorum. Ama açık konuştuğum şu arkadaşlar, bu işin çözümü, bunun sağlık sertifikası alınır ve biz Türkiye'ye dokunmadan transit giderik. Bunun mesajını buradan veriyorum. Çünkü gidenler var. Gidenlerin olduğunu da herkes biliyor. Güney Afrika, Mısır örneği çalışılsın Tarım Bakanlığı'nın uzmanları tarafından, ama o çalışılsın da bu taraftakinin çalışmasına gerek yok. Nasıl oluyor da Avrupa Birliği yetkilileri sağlık sertifikası veriyor? Mandora'ya da 10 ton da olsa, 20 ton da olsa güneye gidiyor. Güneyden de o, çünkü gidecek Avrupa'ya. Ha bizimki mi gidecek, onunki mi gidecek? Ne fark eder? Onunkinde de vektör böcek var, bizimkinde de vektör böcek var. Onun için bu konuyu bak somut öneri dersiniz hep. Geldiğimiz yere kadar 1000 tane somut öneri yaptıydık. Onlara uyulmadı. Bu noktaya kadar geldik. 1001'inciyi yapıyorum. 1001. Ha buna da uyarsınız, uymazsınız da dersiniz bana buzluklar da gelecek. Bilmem işte Cyprex'in şeyi de artırılacak. Kapasitesi de artırılacak. Bilmem nesi ne olacak. Arkadaşlar öyle deye bu seneyi yedik zaten. Mandora'yı yedik. Yemediğimizde giden kısmının üstünden de dünyanın parasını verdik. Valencia 60 bin ton aşağı yukarı, herhalde öyle hesaplanıyor. 60 bin ton da Valencia geliyor. Ve arkasından da hepimiz biliyoruz ki gelecek sene geliyor. Onun için bununla ilgili gerekli girişimleri hiç vakit kaybetmeden yapın. Çünkü bunun dışında şu anda artık, yani gelecek sene bizde vektör böcek kendiliğinden yok olmayacak. Yok olmadığına göre bu sorun devam edecek en azından gelen sene. Ha bir konuda daha uyarı, kulağıma geleni uyarı olarak meclis kürsüsünden yapmış olayım. Daha önce söylediğim, benim de söylediğim, arkadaşlarımın da söylediği bir şeyi tekrar ediyorum.
Bu vektör böcekle mücadele verecek ya. Kulağıma gelenlerden hareketle söylüyorum. Bizde de aynı vektör böcek var. Güneyde de aynı vektör böcek var. Biz de böcek getirecekmişik, yesin kendini. Rumlar da böcek getirecekmiş, yesin kendini. Tehlike neymiş bilirsiniz? Bizim vektör böceğiyle Rum'un vektör böcek birbirini yiyebilir. Vektör böcek demeyin. Vektör böceği yiyecek böcek. Vektör böceği yesin diye bizim getireceğimizden, vektör böceği yesin diye Rumların getireceği vektör şey böcek birbirini yiyebilir. Vektör böcek aradan sıyrılabilir. Ha. Federasyon senin görüşün. Teşekkür ederim attığın destek için bizim görüşümüze. Ama bu şunu gerektirir. Bakın buradan daha önce söyledim ben de arkadaşlarım da bir daha söylüyorum. Başlayacağı dönemde kullanacağımız böcü de aynı olması lazım. O yüzden bir takım girişimler yapıldığını biliyorum. Geç kalmadan iki şeyi yapmak zorundayız. Bir, geçen de bu kürsüden söyledim. Kimileri gene anlamamaya devam ediyor dışarıda. Tekrar söyleyeyim o biri. Bu işin PCR'ını yapmadan biz bu hastalık var mıdır yok mudur'u bilemeyik. Bütün uzmanların ortak görüşüdür. Ha görüldüğüne dair bir takım üstünde işaretler gören uzman insanlar var olduğunu biliyorum. Konuya maalesef hiç olmadığım kadar hakimim. Çünkü 2-3 aydır başka bir şey konuştuğumuz yok. Ama o uzmanlar da şu işaretleri gördüler. Onlar da bütün bilimsel dürüstlükleriyle PCR yapmadan ben buna budur diyemem diyor. Dolayısıyla bir an önce PCR. Bu kesin. İki, bir an önce Güney ile istişare ve koordinasyon. Avrupa Birliği ile de biz görüştük CTP olarak. Avrupa Birliği teknik ve mali olarak bunun arkasında durabileceğine dair işaretleri bize verdi. Bunu da size buradan söylemiş olayım. Neden Avrupa Birliği? Çünkü bu koordinasyon için ihtiyacımız var buna. Belki mali destek için de ihtiyacımız var. Herhalde Türkiye güneydeki mücadeleyi de parasından destekleyecek değil. Dolayısıyla bunu başka bir çatı altında o koordinasyonu yapmak durumundayız. Hem PCR hem bu bir an önce. Aksi takdirde buzluğudu bilmem neydi orada sıkacaktım. Burada konsantre çıkaracaktım bilmem ne yapacaktım. Arkadaşlar bu işin sonu yok. Bu işin sonu yok. Ve orada üreten insanları üretmeye devam etmeye ikna etmenin de yolu yok. Bu ciddi işleri bir an önce hiç gecikmeden hayata geçirmek zorundayım. Bu da ikinci konumdu. Son konum kısadır. Hani herkes şu sıralar size diyor ya piyasa patladı. Öyle bir patladı ki insanlar marketlerde Rumlar geri çekildiği gibi bizimkiler de marketlerden çekilip güneydeki marketlere transfer olmaya başladı. Et konusunda Rumlar zaten o yandaydı, bizimkiler de o yandaydı. Şimdi lokanta konusunda bile Rumlar bu tarafa gelmemeye başladı. Kendi tarafları daha ucuz. Bizimkiler de o tarafa gitmeye başladı. Bunun arkadaşlar maliye üzerinde ve genelde ekonomi üzerinde yaratacağı tahribatı herhalde benim anlatmama gerek yok. Ve bütün bunlar euro net olarak 34 lira iken yaşanıyor. Ne bekleyecek? Euro belki 44 olur da tekrar döner akım geri. Bu sırada, tam da bu sırada KKTC'de birçok insan size diyor ki gelin denetim yapın, gelin denetim yapın, fiyatlar patladı, bilmem ne oldu. Biz eziliyoruz, eziliyor insanlar. Ekmek alırken de eziliyor, yumurta alırken de eziliyor, süt alırken de eziliyor. Ve altını çizerek söylüyorum. Güneye gidip alışveriş yapabilen var, yapamayan var. Türkiye kökenli olup da ellerinde tırnak içinde Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği, pasaportu olmayan insanlarımızın güneyden alışveriş yapma şansı yok. Ve bu insanların dar gelirli olanları bir eşitsizliğe de öyle tabi oluyorlar. Aynı geliri elde eden biri güneyden et alabiliyor ama kendisi ya alamıyor ya da arkadaşına diyor ki almışken bir sakkuli daha getir. Böyle bir çarpık yapı var ortada. Ve
ve size denetim yapın, denetim yapın diyorlar. CTP ne diyor? Somut öneri yapıyor. Diyor ki zorunlu tüketim maddelerinde, temel tüketim maddelerinde, ürünlerinde, yani zorunlu gıda veya temel gıda, temel temizlik malzemesi, çocukların, bebeklerin temel temizlik malzemeleri, kadınların temel ihtiyaçlarıyla ilgili malzemeler ve özellikle yaşlı olup bakıma muhtaç olan insanların temel malzemeleri konusunda oturun, tüm tarafları toplayın, bunun altını çiziyorum, masayı kurun, giderlere, maliyetlere, bilmem nelere bakın ve buraları için, bu noktalar için narhsa narh koyun. Narhsa dememin sebebi bu çalışmanın sonucunda çıkacak ortaya. Onu ben ezberden konuşmak istemiyorum. Ama tarafları toplayacaksınız. Taraflar dediğimde ithalattır çoğu bunların. İthalatçı, üretici varsa işlerinde üretici oturacak masaya, faturalarında gösterecek. Narh koyacaksanız koyacaksınız, sonra neyi denetlediğinizi ben de anlayacağım. Şu anda neyin denetlendiğini ben anlamış değilim. Mevzuatta neyin denetlenip neye yaptırım uygulanabileceği bellidir. Dolayısıyla maliyenin bilmem neleri nerede gezinir bir şey anlamadım. Sünnetçi korkusuysa vereceğiniz bir hafta gider o sünnetçi korkusu. İkinci hafta anlaşılır şu hiçbir şeyi denetlemiyorsunuz. Ha, ama sizden bu beklenirken arkadaşlar en temel gıda ürününde bir hikaye yaşattınız ki bu memlekete, bu hikaye sizin bu demin söylediklerimi yapabileceğinize dair bütün güveni tabiri caizse batloz etti. Nerede yaşattınız bu hikayeyi? Ekmekte. Şubat'ın başında ekmek 12 liraydı. Ezbere konuşuyorum, umarım rakamlara atlamam, atlarsam arkadaşlarım uyarsın. Ekmek 12 liraydı. Fırıncılar toplandı ve dediler ki biz artık bu maliyetleri kaldıramıyoruz. Elektrik pahalı. Elektrik pahalı dediklerinde daha %15 zammı yemediydi elektrik. Elektrik pahalı. Personel giderleri pahalı. Onun dışında sudur, temizlik malzemesidir, odur, budur, her şey pahalı. Biz 12 liraya somun ekmeği satamayız dediler. Kaç paraya satabilirdik dediler? 15 liraya. İlan ettiler. Biz 15 liraya satıyoruz. Ertesi gün veya bir gün sonra tak narh koydunuz. Dediniz ki 12'den satacaksınız. Yapabilir mi idare bunu? Yapar. Yaptıysa arkasında durur ki tüketici de buna güvenir. Ama nasıl yapmışsınız anladığımız kadarıyla? Demin dedim ya, toplayın tarafları masanın etrafına. Bakın maliyetlerine. Da ona göre narh koyacaksanız koyun. Anladığım kadarıyla kimseyi toplamamışsınız masanın etrafına. Tak diye 12'yi dayamışsınız. Onun için ne oldu? Bir gün sonra geldik meclise, fırıncılar geldi Ünal Bey'in odasına. Takkasa tukkas pazarlık. Denildi ki 13,5'a satılacak. Ekmek oldu 12 idi, 15 oldu, 13,5'a düştü. 13,5'a düşerken ne olduğuydu sonra sorduğumuzda fırıncılara, bize dediler ki bizim girdi maliyetlerimizle ilgili bir takım kolaylıklar sağlanacağı sözü verildi. Onun için biz de 13,5'a razı olduk. Yoksa 15'ten aşağı olmazdı bu iş. Beklediler o kendilerine taahhüt edilen girdi maliyetleri konusundaki desteği. Gelmedi. Yazı yazdılar, gönderdiler bütün marketlere, 15 dediler. Tekrar 13,5'tan tekrar 15'e çıktı. Ertesi gün gene çağırdınız bu insanları. Konuştunuz, dediniz ki bize biraz daha zaman verin. Onlar da size zaman verdi. 15 uygulamadılar, tekrar 13,5'a indi. Ve cumartesi gündü devrim ben, yoksa pazar gün. Resmi gazetede yayın tarihi. Hangisi unuttum, cumartesi mi pazar mı? 1 Mart günü resmi gazetede yayınladınız. Dediniz ki ekmek 15 lira. Bakın bir ayın içinde 12, 15, 13,5, 15, 13,5, 15. Ve resmi gazetede yayınlanan 15 ile umarım süreç kapandı. Bir ay daha oldu bütün bunlar. Ve siz ekmek konusunda bu macerayı bu tüketiciye yaşatacaksınız, fırıncıya yaşatacaksınız, üreticiye yaşatacaksınız. Da sizden insanlar bekleyecek.
Demin söylediğim Cetepe'nin önerisi olarak söylediğim şeyi yapasınız. Da bunu da uygulayasınız. Bir ayın içinde ekmeğin ya ekmeğin somun ekmeğin fiyatı 5 defa değişir. 5 defa. İnsanlar bilemedi 15'e mi satılması lazım? 13,5'a mı? 12'ye mi? Ne oluyor? Ve 12 resmi gazetede ilan edilendir. 13,5 öyledir resmi ilandır. 15 da şimdi resmi ilandır. Aradaki pazarlıklar hariç. Ve hele daha gazeteler işte denetim yapılması lazım. İnsanlar denetim yapılması lazım. Ben de o yüzden diyorum ki ölü gözünden yaş beklemek mümkün değil. Çünkü aha ölü olduğunuzu bu bir aylık ekmek hikayesinde bir kez daha gösterdiniz. Nasıl Buraç'tan yaş akacak? Nasıl bu insanların haliyle ilgili yaş akacak? Hala daha devam edilir. Meyhanelere giderim kalabalık, bilmem neye giderim kalabalık. Be arkadaşlar, tamam meyhaneye gidin, sorun yok. Kalabalık da olabilir. Ama lütfen biraz da böyle sur içine inin. Biraz da öyle ziyamette dolaşın. Biraz da başka şimdi köy isimleri saymayayım sanki bir takım yerleri afişliyorum gibi olmasın ama yumurta alırken çocuğuna ekmek alırken sıkıntının artık dibine vurmuş insanlar var memlekette. Sadece bir tane olay hatırlatacağım ve bitireceğim uzun bir konuşma oldu. Geçenlerde gazetede okudum belki siz de okudunuz. Hani biz hukuk fakültesinde bize ceza hukuku anlatırken hocalar bir tane örnek verdi hep verdikleri. Derlerdi ki peki bir tane yaşlı adam var. Yaşlı derken benim yaşlarda der. Çocuğu var ya da torunu var. Kendinin bakmakla mükellef olduğu. Çocuk da 40 derece ateşli. Bu adam da gitti eczaneyi kırdı camını. Sadece o ilacı aldı ve çocuğuna verdi. Ne diyeceksiniz hukuken? Suç mudur, hırsızlık mıdır, bilmem ne midir diye böyle hukuk felsefesi tartışması yapılırdı. Geçen gün bir haber okudum, tam bu tartışma geldi aklıma. 3 ya da 4 çocuğu olan haberde yazar. 3 ya da 4 çocuğu olan bir kişi, 3'ü 4'ü hatırlamam ama en az 3'tü. Bir markete girmiş, 3 paket bez, çocuk bezi, 2 paket çocuk sütü. Bir emzik, bir tane de onu unuttum çocuklarla ilgili olmayan bir şey çalmış. Toplam bedeli de galiba 2500 lira falan. Ve bu kişi hırsızlık suçundan doğal olarak polis tarafından soruşturmaya alınmış. Arkadaşlar bunu ne için anlattım bilirsiniz. Bu noktadayız. Lütfen bunun farkına varın. 3 tane 4 tane çocuğu olan, küçük çocuğu olan. Ha diyeceksiniz ki var ya öyle ne yaptıydı 3 tane çocuk da 4 tane. Beni ilgilendirmez bunlar. O 3 tane 4 tane çocuk oradadır. Çocuğunun altının biçilmesini göze alarak bezini değiştirmeyen insanlar var şu anda bu ülkede. Çocuğunun sütü 4 defa verilmesi gerekirken süt yoktur diye 3 defa vermeyi tercih eden insanlar var bu ülkede artık. Lütfen bunların farkına varın. Ve bu konu çok ciddi bir konudur. Bu ekmekte yaptığınız gibi gayri ciddi bir şekilde ele alınabilecek bir konu değildir. Ve insanların zerrece güveni yoktur. Saldım çayıra Mevlam gayra hali devam ediyor. Ve insanlar da inim inim inliyor. Durum budur. Teşekkür eder, saygılar sunarım.